Türk ordusu, Suriye sınırında büyük bir hazırlık içinde. Türkiye, Esad rejimiyle anlaşmaya varamazsa, askeri güç kullanma seçeneği masada. Evet, Suriye'de işler giderek kızışıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye en son teknoloji silahlarını çoktan konuşlandırdı. Suriye Savaşı yeniden mi başlıyor? Türk ordusu, bölgedeki etkinliğini artırmak için harekete geçmiş durumda. Türk askerleri, sınır boyunca mevzilenmiş, her an görev bekliyor. Türkiye, Esad rejimiyle müzakereleri sürdürse de, şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'nin güvenliği, hiçbir şart altında tehlikeye atılamaz. Suriye'den kaynaklanan tehditler bertaraf edilmezse, askeri seçenek devreye girecek. Türkiye, sınır ötesi harekatlarda elde ettiği tecrübelerle, bölgenin en güçlü ordularından biri olarak sahada. Ve bu sefer, daha büyük bir hazırlıkla geliyor. Türk ordusu, sahaya sürmeye hazırlandığı teknoloji harikası silahlarla gücünü bir kez daha göstermeye hazırlanıyor. Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA'ları, sınırda devriye gezerek her türlü hareketliliği anında tespit ediyor. Bu teknolojiler, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği haline geldi. Türkiye, sınır güvenliğini bu araçlarla sağlarken, aynı zamanda Suriye'deki her türlü tehdidi de anında etkisiz hale getirecek kapasitede. Esad rejimiyle yapılan görüşmeler, bölgedeki dengeleri değiştirecek potansiyele sahip. Ancak Türkiye'nin önceliği her zaman kendi güvenliği ve bölgesel istikrar. Eğer bu sağlanamazsa, Türkiye'nin tereddüt etmeden askeri güç kullanacağı çok net bir şekilde belli. Türk ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınır ötesinde elde ettiği zaferleri, Suriye'de bir kez daha tekrarlamaya hazır. Sınırda konuşlanan askerlerimiz, en gelişmiş silah sistemleriyle donatılmış durumda. Türkiye, bölgedeki operasyonları en ince ayrıntısına kadar planlıyor. Kara birlikleri, zırhlı araçlar, insansız hava araçları ve uzun menzilli füzeler, hepsi Türk ordusunun gücünü pekiştiriyor ve her an harekete geçmeye hazır. Türkiye, Esad rejiminin oyalama taktiklerine karşı hazırlığını tamamlamış durumda. Türkiye'nin bu askeri hazırlığı, sadece Suriye'deki terör örgütlerine değil, aynı zamanda bölgedeki diğer aktörlere de çok açık bir mesaj veriyor. Türkiye'nin sabrı sınırsız değil. Eğer Esad rejimi terörist grupları desteklemeye devam ederse ya da bölgedeki Türkiye düşmanı unsurlarla işbirliğine girerse, Türk ordusu bu duruma asla sessiz kalmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki gücü, sadece bir askeri harekat planlaması değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını koruma stratejisidir. Suriye, yıllardır iç savaşla boğuşurken, Türkiye sınırında güvenliği sağlamak için her türlü önlemi alıyor. Ama bu önlemler, Esad rejiminin işbirliği olmadan sürdürülebilir değil. Eğer rejim Türkiye'nin taleplerine kulak vermezse, sahada Türk askerlerinin müdahalesi kaçınılmaz olacak. Türk ordusu, yılların tecrübesi ve modern silah gücüyle sınırda konuşlanmış durumda. Türkiye, Suriye topraklarında terör koridorlarına asla izin vermeyecek. Eğer Esad rejimi, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehlikeye atacak adımlar atarsa, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. Türkiye, sahada hem diplomatik hem de askeri olarak en güçlü kartlara sahip. Bayraktar SİHA'larının yanı sıra, Türk Hava Kuvvetleri de sınır bölgesinde aktif olarak görev yapıyor. Türk savaş uçakları, bölgedeki hava sahasını kontrol altında tutuyor ve olası tehditlere karşı her an müdahale etmeye hazır. Türkiye, sınır güvenliği konusunda hiçbir riski göze almıyor. Eğer askeri müdahale gerekirse, Türk ordusu tam donanımlı bir şekilde bu müdahaleye hazır. Türkiye'nin sınırdaki bu büyük hazırlığı, aslında sadece bir savunma hamlesi değil, aynı zamanda bölgede barışı sağlama girişimidir. Ancak bu barış, Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları korunmadıkça mümkün değil. Esad rejimi, Türkiye'nin taleplerine kulak vermediği sürece, bölgede kalıcı bir barış sağlanamayacak. Türkiye ise barış için her türlü adımı atmaya hazır. Ama aynı zamanda askeri gücünü kullanmaktan da çekinmeyecek. Suriye sınırında yaşanan bu gelişmeler, Türkiye'nin ne kadar stratejik ve kararlı bir tutum sergilendiğini gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki tehditleri bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Esad rejimi, Türkiye'nin sabrını zorlamaya devam ederse, sonuçları ağır olacak. Türk ordusunun gücünü ve kararlılığını sınır ötesinde defalarca gördük. Fırat Kalkanı'nda terör örgütlerine karşı elde edilen zafer,
Zeytin Dalı'nda Afrin'in teröristlerden temizlenmesi ve Barış Pınarı Harekatı ile sınırımızdaki terör koridorlarının ortadan kaldırılması. Tüm bu başarılar, Türkiye'nin askeri gücünün ve stratejik dehasının birer kanıtıdır. Ve şimdi, Türk ordusu bir kez daha sahada gücünü göstermeye hazırlanıyor. Türkiye, sınırında hiçbir tehdide göz yummayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. Suriye'deki iç savaş, bölgede derin yaralar açtı ve Türkiye yıllardır bu durumun bedelini ödüyor. Ancak artık Türkiye, kendi güvenliğini ve çıkarlarını korumak için kararlı bir şekilde adımlar atıyor. Eğer Esad rejimiyle diplomatik yollarla çözüme ulaşılamazsa, askeri müdahale kaçınılmaz hale gelecek. Türk ordusunun sınırda yaptığı bu büyük hazırlık, sadece Esad rejimine değil, aynı zamanda bölgede Türkiye aleyhine planlar yapan diğer güçlere de güçlü bir mesaj veriyor. Türkiye, kendi sınırlarını ve bölgesel çıkarlarını koruma konusunda taviz vermeyeceğini bir kez daha net bir şekilde gösteriyor. Suriye'de yaşanacak olası bir askeri müdahale, sadece bölgeyi değil, dünya çapında dengeleri değiştirebilir. Türk milletinin bu süreçte en büyük güvencesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüdür. Sınır ötesi operasyonlarda elde edilen başarılar, Türk askerlerinin cesareti ve teknolojik üstünlüğü sayesinde mümkün oldu. Suriye'de yaşanacak olası bir savaşta da, aynı cesaret ve kararlılık Türk askerlerinde mevcut. Türkiye, sahadaki bu gücüyle sadece bölgesel değil, küresel anlamda da dengeleri değiştirebilir. Esad rejimi, Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmeye devam ederse, Türk ordusunun gücünü sahada görecektir. Sınırdaki bu büyük hazırlık, bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye, güvenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak için her türlü önlemi alıyor. Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, Türk ordusu tereddütsüz bir şekilde harekete geçmeye hazır. Sonuç olarak, Türk ordusunun Suriye sınırında yaptığı bu büyük hazırlık, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini ve gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye, Esad rejimiyle müzakere masasında çözüm arasa da, askeri güç seçeneğini her zaman masada tutuyor. Eğer rejim, Türkiye'nin taleplerine kulak vermezse, Suriye'de yeni bir dönem başlayacak. Türkiye, askeri müdahale ile sahada gücünü bir kez daha gösterecek.